Bismillahirrahmanirrahim. Vel cennetu ven naru mahlukatan la tefneyan ebeden ve la tebidan. Ve enne Allah Teala halakal cennete ven nara qablel halq ve halaka lehuma ehlen. Femen şa'a minhum ilel cenneti fadlan minhu ve men şa'a minhum ilel nari adlan minhu. وَكُلُّنْ يَعْمَلُوا لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ اِلَى مَا خُلُقَ لَهُ. Evet, İmam-ı Tahavi maşallah gayet selis bir ibareyle ne kadar güzel beyan ediyor. İbaresi hem selis, anlaşılması kolay, hem seciyeli. Okurken insana bir zevk verir. Yani Risale'nin başından sonuna kadar. Bunu her talebe ezberlemeli. Akideyi. Yani gerçi başka bedül emali var, başkaları var ama bunun kadar ibareler seniz değil. Bu çok menzum değil ama ibare çok seniz. Mesela dünkü derste ne dedik? Ve nü'minu bil ba'th ve ceza ile amali yevmel kıyame vel ardı vel hesab ve kiraatil kitab ve sevabi vel ikab ve sıradi vel mizan. Bugün de işte cennet nar. Cennet nar mehluk mudur değil midir? Mu'tezileler ile ehli sünnet arasında ihtilaf var bu meselede. Ehli i'tizal diyor ki mehluk değildir. Ahirette halk edecek Cenab-ı Hak cenneti nari. Halbuki onlar burada hata ediyorlar. Niçin onlar hata ediyorlar? Çünkü ehadisi şerifeyi almadıklarından dolayı kendi akıllarıyla kadiye yapıyorlar, sonra kübra netice yapıyorlar. O suraları, kübraları yanlış oluyor, yanlış netice çıkıyor. Ehli sünnete gidesince ayette var, hadiste var, Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i cennette halk etti. Ondan sonra yere in dedi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde çıktı, cenneti gördü, cehennemi gördü. Evet, sonra ayeti kerimede var. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا اِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَوَى. Nusus-i get'iye var. Ayetten, hadisten cennet, cehennem el an mehlukturlar. La tefne yani fani olmazlar. Ebeden ebede fani olmazlar. Ve la tebidani helak olmazlar. Yani bu fena iki türlü. Bir, Hazreti İsrafil sura üfürdüğü vakitte bütün mahlukat helak olacak. O vakit cennet, cehennem, onların ehli de helak olacak mı, olmayacak mı? Olacak. Cennetteki huriler, hılmanlar, cehennemdeki zebaniler vesairesi, onların hepsi helak olacak. Çünkü neden? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri fenadan sonra buyuracak limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir? Hiç cevap veren yok. Niçin? Canlı bir mahluk kalmamış ki cevap versin. Eğer huriler, yahut da melekler, yahut da zebaniler o vakitte sağ olsalar, onlar cevap verecekleri yok. Yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendisi cevap buyuracak. Lillahil vahidil kahhar. Bu nesli kat'idir ki cennet, cehennem, Suri İsrafil'de bunlar da helak olacak. Fakat tekrar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıyamet günü halk edecek. Ondan sonra devam edecek. Ondan sonra fena bulmayacak. Böyle ebedi devam edip gidecek. Ehli cennet cennette, ehli cehennem cehennemde. Yine hadisi şerifte varit ki ehli cennet cennete girdikten sonra, ehli cehennem cehennemde kaldıktan sonra Cibril aleyhissalatü vesselam'ı ölümü bir koş şeklinde getirip cennet ile cehennem arasında boğazlayacak. Ölüm yok. Bundan sonra ehli cennet cennette ebedi kalacak. Ehli cehennem cehennemde ebedi kalacak. Kafirler bunu gördüğü vakitte vaveylayı koparacaklar. Bu vakitte ya ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Keşke hayvanlar gibi toprak olsaydı. Çünkü hayvanatı da Cenab-ı Hak bahsedecek, onların arasında da adalet icra edilecek, herkes kendi hakkını diğerinden alacak. Ondan sonra hayvanata Cenab-ı Hak kûnû turâbâ, siz toprak olunuz buyuracak. Hayvanat toprak olacak,
kafirler diyecekler ki keşke bu hayvanlar gibi toprak olsaydık da bu azaptan kurtarsaydık. Kurtaracaklar yok ebedi. Siz tezahürüyor musunuz? Cennet cehennem helak olacaksa faydası ne yani? Hı? Faydası, hikmeti ne bunun yaratılmasında? Ne de? Ehli cennet veya cehenneme gönderilmeden önce yaratılmış ve helak oluyor. İkinci bir kere daha yaratılacak. La yüselemma yefel, biz okuduk ya. Cenab-ı Hak yaratmış, el an mevcut. Fakat niçin yaratmış diye sual edilir mi? Cenab-ı Hak onda da birçok hikmetleri var. Bak peygamberlerine götürdü, gösterdi. Peygamberleri de geldi, ümmetlerine haber verdi. Sonra Adem aleyhissalatü vesselam'ı cennette halketti. Cenneti kendisi bizzat gezdi. Adem aleyhisselam her tarafını gördü. Ondan sonra yeryüzüne indi ki evlatları bilsinler o cenneti de ona göre ameli salih işlesinler, şeytana uymasınlar. Daha çok hikmetleri var. Onlar oradan, Mu'tezile oradan gelmiyordu. Onlar demek istiyorlar ki eğer mahluk olsa sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri niçin helak ediyor bu? Ahiret nimetleri daimdir. Binaenaleyh İsrafil'in surunda helak olmaması lazım. Halbuki helak olacak, kendi akıllarınca gaziye yapıyorlar. Halbuki o gaziye, neklin karşısında aklın tesiri olmaz. Madem herhangi bir mesele hakkında nekil olur, akli orada istimal etmek caiz değildir. Onlar Yunan felsefesinin mantıkını aldılar. Mantıkla ehli sünnet üzerine hücum ettiler. Ehli sünneti yıkmak istediler. Nihayet ehli sünnette o mantıkı aldılar. Yine o kendi mantıklarıyla kendi mezheplerini yıktılar. Ve inna Allahu Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri halakal cennete ve nar, cenneti narı halketti. Kabbilel halki mehlukatı halketmezden evvel. Mehlukatı halketmezden evvel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onları halketti. Yani mehlukatı halketti de sonra değil. Hazreti Adem'i halketmezden evvel cenneti halketmişti de. Halktan murat insanlar mı yoksa uçurmak? Efendim? Halktan murat insanlar mı? İnsanlara. Ve halaka lehuma, cennet ile cehenneme halkeyledi. Ehlen, ehl. Beşerden, cinlerden, zaten cennete, cehenneme girecek kim var? Bir insanlar, bir de cinniler. Onlar için de halk etti Cenab-ı Hak. Ehl, cennetin ehli, cehennemin ehli. İki türlü. Femen şa'e, bir kimse ki, femen Cenab-ı, bir kimse ki şa'e, Cenab-ı Hak diledi, minhum, o mahlukattan, insanlardan, cinnilerden, ile cenneti, cennete diledi. Evet. Ne olduğu halde? Fadlan, fadıl olduğu halde minhu kendisinde. Her kimi ki Cenab-ı Hak ehli cennet halketti, o Cenab-ı Hakk'ın bir fadlu ihsanıdır. O adam amel etmiş de amelinin derecesini görmüş, cennete kesbi istihkak etmiş, yok. İmkanı yok. Hiçbir kimse ibadetle cenneti kazanamaz ya. Cenab-ı Hakk'ın fadlu ihsanıdır. Ve men, her bir kimse ki şa'a, Cenab-ı Hak diledi, minhum, mehlukattan ilen nari nara, adelen minhum, o da Allah-u Teala'dan adildir. Fadlı erişmedi ona. O adam husranda kaldı. Kendi haline bırakıldı. Kendisi de o kötü yolu intikap etti. O da ehli cehennem oldu. Peki burada bir sual tereddüt eder. Neden beşerin bir kısmına Cenab-ı Hakk'ın fadlı erişiyor da bir kısmına Cenab-ı Hak o fadlını eriştirmiyor? Onlara da eriştirse hepsi ehli cennet olur. Olur mu, olmaz mı? Olur. Bunu da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yine beyan buyuruyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبْ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Cenab-ı Hak dilese hepsini, hepinizi hidayet ederdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual edilmez. Bir kısmına fadlu ihsani ulaşmış, bir kısmına ulaşmamış. Ulaşanlar ehli cennet olmuş. Ulaşmayanlar ehli nar olmuş. Peki ulaşmayanların suçu ne? Ulaşanların Allah-u Teala'nın fadli ihsanına uğradılar. Tabi onun da gene bir sebebi var. Onlar cüz-i iradelerini iyiliğe taraf sarf ettiler. Allah-u Teala'nın fadli ihsanına uğradılar. Ötekiler cüz-i iradelerini iyiliğe sarf etmediler.
kötüye sarf ettiler. Onun için Cenab-ı Hakk'ın fadlu ihsanına uğramadılar. Bunun cevabı da bu. Bu da ayet-i kerimede var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ İhsan edenlerin ecrini Cenab-ı Hak dahi eder mi? Etmez. Her kim Cenab-ı Hakk'a karşı teveccüh ederse Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ilahiyesi daha fazla ona teveccüh eder. Hatta bir hadisi kudsi de var ki kulum bana bir karış gelirse ben ona bir zira giderim. O bana bir zira gelirse ben ona bir kulaş giderim. O bana yürüyerek gelirse ben ona seyirderek giderim. Cenab-ı Hak gelmekten, gitmekten münezzeh. Yani rahmeti ilahiye ona süratli gider. O bir defa azıcık meylesin, cüz iradesini o tarafa, Cenab-ı Hak da rızıklar ama bol bol verir. Berikiler, berikiler sarf etmiyor. Etmedikleri gibi Cenab-ı Hak da onlara fadlu ihsanı yok. Niye? Mühsin sınıfından değil ki Cenab-ı Hak da onlara ihsan etsin. Yapmamış. Hani büyüğün ayeti kerimede okudu ya Ali Rüya Efendi, şeytan ne diyor kıyamet günü? Diyor ki ne siz bana bağırın ne ben size bağırayım. Orada bağıracaklar şeytana ki sen bizi idlal ettin. Sen bize vaat ettin. O da diyecek ki neye bağırıyorsunuz? Cenab-ı Hak vaat etti, vaadini yerine getirdi. Ben vaat ettim, hulf ettim. Sonra Cenab-ı Hak size kitap gönderdi, peygamber gönderdi, tutmadınız. Ben bir mücerret vesvese ettim, hemen bana uydunuz. Ben size cebrettim mi? Elimde sultan var mı? Sultan var mıydı? Askerim, leşkerim, kılıcım, kamam var mıydı? Yok. Siz velum anfusekum. Nefsinizi lağm edin. Sizin nefsiniz berbat. Beni de bahane ediyorsunuz ki şeytan bizi azdırdı. Sizin kendi nefsiniz berbat. Ma entum bi musrukh, ma entum bi musrukhikum ve ma ana bi musrukhikum. Ne siz beyhuda bağırın ne ben bağırayım diyor. Nefsinizi lehmediğinde cezanızı çekin. Şimdi bu ayet-i kerimelerden hep anlaşılıyor ki insanın kendisinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir irade var. O iradeyi kullanmada da Cenab-ı Hak muhayyer koymuş oluyor. Sağa da kullanabiliyor, sola da kullanabiliyor. Hep bütün ayetlerden bu anlaşılıyor ki işte ehl-i sünnet mezhebinin tam ortalama akidesi bu. Binaenaleyh birisi efendim netmiş de kader etmiş benim elimde ne var demesi boş laf. Cenab-ı Hak sana bir irade vermiş. Senin elinde bir şey yok. Yahut öteki tarafta Cenab-ı Hak kader yoktur. Kul fiyalino halikidir. O da boş laf. Kul fiyalino haliki ise sen evlendin. Gayet güzel ikiz olarak. Ve küllün ya'mel. Ve küllün hepsi ya'melü amel eder. Lima bir şey için ki ved fırığa fari olundi lehu onun için. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu geleceği bilmiş. Herkesin ne tarafa gideceğini bildiğinden dolayı ona göre takdir etmiş ve levh-i mehfuzda yazmış. Ondan fari olmuş. Dünyada artık şey zamanı geliyor. Onların zuhur zamanı geliyor. Zuhur zamanı geldiği gibi Cenab-ı Hakk'ın tekdiri nasılsa eynen çıkıyor. Tekdir onu icbar etmiyor. Yok. Kendi iradesinin ta ezelde kötüye yahut da iyiye sarf edileceğini Cenab-ı Hak bilmiş, bildirmiş. İtiraz edene kendisine kim? Kendisi itiraz edecek. Ya zamanı geldiği gibi meydana çıkıyor. Cenab-ı Hak elmi ezeli de bilmiş ki Ebu Cehil kafir olacak, iman etmeyecek. Şimdi Ebu Cehil'i doğrudan doğru dünyaya getirmeden cehenneme koysa Ebu Cehil'i itiraz eder. Der ki ya Rabbi sen beni dünyaya getirmedin, tecrübe etmedin, bu zulümdür, beni aldın hemen cehenneme attın. Ha yok, Cenab-ı Hak dünyaya getiriyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ben ilmi ezelimle bildim, sen kötüye gideceksin. Onun için böyle de tekdir ettim. İşte hani dünya getirdim seni. De haydi yap bakalım. Aha, peygamberi de gönderdim. Bir tasdik et. Yetmiyorsun. Hak peygamber olduğunu da biliyorsun. Yalancı olmadığını da biliyorsun. Göğden inen kitabın hak Kur'an olduğunu da biliyorsun. Sırf tekebbürden ve hasetten dolayı iman etmiyorsun. İşte şerit geçiyor. Tescil ediliyor.
ediliyor. Ondan sonra kıyamette kendisine verecekler. Vakıtta daha bir itiraz olacak mı? Olamayacak ki daha. Niye? Dünyadan artık imtihandan geçti. Oysa Cenab-ı Hak o ilmi ezelisiyle hiç dünyaya getirmeden de cenneti cehennemi doldururdu. Fakat beşer itiraz ederdi. Ama şimdi getirdi, meydana koydu, imtihana geçirdi. Aynen Cenab-ı Hakk'ın bildiği gibi çıktı. Böyleyken defaatle söyledim ya, ayet-i kerimede var. Cehennem halkı, cehennemde bile Cenab-ı Hakk'a itiraz edecekler. Hep sen yaptın diyecekler. Bu fitneler senden. Sen bizi böyle yaptın diyecekler. Yani dünyada yaptıkları inkar yetmiyor da bir de ahirette inkara kalkışacaklar. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri lütfini keserse bir adamdan, işte lütf kendi kendine kalırsa hızlanı tutar gider. Allah'ın hızlanı. Ve küllün ya'melü limâ kudfirgâle. Cenab-ı Hak, evet, her kimse için neden farz olduysa ona gider. Ve sâirun ilâ mâ hulikâle. Ne için halk olunduysa ona ulaşır. Burada hadisi şerife işaret ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak beş şeyden farig olmuştur. Min ecelihi ve rızkihi ve eserihi ve madca'ihi ve şakiyin ev sa'idin. Bu beş şey. Eceli, rızki, yaşayışı, eseri, neler yapacak? Sonra nerede ölecek? Bir de şakî mi, sa'id mi? Bunlar, bu mugayyebat-ı hamse, bunları Cenab-ı Hak Teala Hazretleri takdir etmiş. Öyle gelir, öyle gider. Burada Hud'un Murat ne hocam? Farih olduğundan Murat, yani Allah-u Teala'nın... Tekdir etti. Levh-i Mahfuz'da yazdı. Yalnız işte dediğim gibi, yazdı diye öyle zuhur ediyor manasına değil. Cenab-ı Hak biliyor ki bu böyle olacak, o kul bu tarafa gidecek, ona göre tekdir etmiş, yazmış. Yani Cenab-ı Hak bilmiş ve meleklerine de bildirmiş. Zaman geldiği vakitte bakıyorsun ki aynen o adam hakikaten kötüye gidiyor. Mesela senin iki arkadaşın olsa, birisi iyi, birisi kötü. Daima iyiyle konuşursan kötüyle konuşmasın. Birisi sana dese ki ya sen şu arkadaşla neyi konuşursan, falanla niye konuşmuyorsun? Canım o kötü adam yaramaz onun için. Ya sen bu adam güzel adam, sen niye yaramaz diyorsun? Yok ya, yaramaz. Ya yarar yaramaz münakaşaya tutuştunuz. Sen ne dersen ona? Ya tecrübeye tam bak. Ben onun yaramaz olduğunu biliyorum ama sen de tecrübe. O adamla bir muamele yapar, adamın parasını yer mesela, yahut da adama bir iftira eder, bir şey eder. Bu vakitte adam aklı başına gelir. Sen ne dersin o vakit? Ben seni söylemedim mi evvelden? Halbuki o vakalar başından geçti mi senin yahudunun? Yok, geçmedi. Ama sen onu ferasetin biliyorsun ve tecrübe de ettin ki bunun muamelesi kötü. Kime muamele yapsa o kötülüğü yapacak. Geçmişten ibret aldın, ferasetle hükmettin. Şimdi öteki arkadaşa nasihat ettiğin vakıpta ve o ferasetle söylemiş olduğun söz eyni çıkarsa kimse bir itiraz edebilir mi? Yok. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'ni okuduk ya, kaderi, tekdiri ne üzerine? Elim üzerine. Elim kader üzerine sebket ediyor. Onun için bilerek takdir ediyor. Burada zulüm yok. Cenab-ı Hak zulmetmemiş. Vel hayru ve şer. Hayır ve şer mukadderane alel ibad. Kullar üzerine mukadderdir. İşte mukadderdir dediğimiz bu. Şu adam ta ruhlar yaratıldı, yaratılmazdan evvel Cenab-ı Hak biliyor ya. Ruhlar yaratıldıktan sonra bize göre şunlar hayra gidecek, şunlar da şerre. Bir hadis-i kudüsü'de var ki Cenab-ı Hak ruhları zerre gibi avucuyla almış, atmış. Şunlar ehli cennettir demiş, şunlar da ehli cehennem. Peki rastgele mi olmuş? Yok. Cenab-ı Hak bilmiş. Bilerek olmuş bunlar. Bilmeyerek değil, korundaşı değil. Vel istita'atu, istita'at. Elleti vel istita'at ki yecibu vacib olur biha anunla el fi'lu fi'l. Neden? Min nehbit tevfik. Tevfik gibi şeylerden. Ellezî öyle tevfik ki la yecûzu caiz olmaz en yûsefe ve sıflene el mahlûku mahlûk bihi anında. Mahlûk tevfik ile vasıflenmez. Tevfik Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden. Evet. Bu istitaat fehye bu me'al fi'ali fi'al ile beraberdir. Bir de
Kabdel fiil var, istitaati kütüğülü. Bir adamın bir fiile gücü yeterse mükellef olur. Gücü yetmezse mükellef olmaz. Herkesin gücü yettiği kadar. Mesela Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cihatta ne emretmiş? Bir adam iki adama. Bir adamı bin adama karşı mükellef tutmuş mu? Tutmamış. Çünkü takatinin fevkinde. Bir adamı evvela 10 adam üzerine, 10 adama karşı tutmuş, sonradan da tahfif etmiş. Biri iki. Şimdi bizim bir Müslüman, akidemize göre bir Müslüman iki kafirden kaçmayacak. Onun karşısında 100 adam olursa 200 adamdan kaçmayacak, harp edecek. Peki bu istitaat, hangi istitaat? Şimdi iki istitaat var. Bir istitaat, bu işe başlamazdan evvel istitaat var. Bir de işe başlarken istitaat var. İşe başlamazdan evvel istitaat, mesela bir ordu gidiyor. Hükümet ordunun içerisinden çolakları seçer, körleri seçer, topalları seçer, hasteleri seçer. Niçin? Onlar harp etme iktidarı yok. Ona derler selameti esbabı vel alat. Aletler, edevatları salim olacak, vermiş oldukları silah sağlam olacak, adam silahı tutmasını bilecek, atmasını bilecek. Bir bu istitaat var, bu kablel fiil. Fiilden evvel o selameti esbab. Bir de var ki hayır, kendisi mükellef. O işi yaptı, yapmadı. Yaparsa sevap yahut ikab tereddüt edecek. Yapmasa, mesela feraizden ise yaparsa sevap tereddüt edecek. Muharremattan ise yapmayacak. Yaparsa günah tereddüt edecek. Bu istitaat bu fiilinle beraber olur. O da nedir? Tevfik. Mesela namaz vakti geldi senin. Aklın başında, abdest alabiliyorsun, namaz kılmaya kudretin var. Kalktın namaz kılacaksın. Şimdi birinci istitaat, selameti, esbab ve edevat var. Fakat kılmazsan hemen günahkar olursun. O var mı şimdi? Yok. Ne vakit ki namaza başlarsan, işte hakiki istitaat orada başlar. İşte tevfik başladı. İstitaat me'alfiyat. İşte onu diyor ki, vel istita'a istita'a elleti öyle istita'at ki yecibu biha anınla vacib olur el fiyali fiyali. İşlemesi vacib olan. Mesela Ramazan, sen Ramazan'a eriştin. Sende istita'at var. Hangi istita'at? Oruç tutmaya muktedirsin. Yani bir mani yok. Misafir değilsin, hasta değilsin. Bu selamet-i esbab var. Bir de bil fiyal artık bu selamet-i esbab varken oruç tutacaksan, bil fiyal yapacaksan. Evet. O neyle? Fiilledir işte. Ne vakit oruç tutmaya başlarsan o istitaatte bulundu. Peki bir adam namaz vakti geldi. Selameti esbab ve alat var ama kılmıyor. Durdu vakit çıktı. Selameti esbab var idi fakat öteki istitaat bulundu mu? Yapmadı ki. Fiili yapmadı ki bulunan. Mesul mü değil mi? Mesul. Niye? Çünkü yapsaydı hiçbir mani yoktu. Bir de var ki ansızın birdenbire selamet esbab var ama ansızın birdenbire o fiili yapmaya bir iş mani olur. Vakitte kendisine vacip olmaz. Mesela sen durdun, baktın, ahırında namaz kılacaktın. Birdenbire ölüverdin. Fiil anında vacip olan istitaat bulundu mu? Bulunmadı. Sen o namazda mesul olur musun? Olmasın. Niye? Bir vakit namaz kılacak kadar yine var idi. Eğer ölmeseydi onu kılacaktı. Onun için mesul değilsin. Yok. O vakti de geçirdin. Vakit çıktı, ikindi girdi. Ha işte. O vakitte mesul olursun. Evet. Vakit girirken insan üzerine farz olur. İşte bir o fiili eda edecek kadar vakit kaldı mı vacip olur. Kılması lazım. Evet. وَالِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ Evet. مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذ۪ي لَا يَجُوزَنْ يُوسَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ وَأَمَّا الْاِسْتِطَاعَةِ اَمَّا اِسْتِطَاعَةِ مِنْ جِهَةِ السِّحَّةِ وَالْوُسْعِ sağlık ve genişlik cihetinden ve temekkünü o fiili yapmaya temekkün ve selameti alat alati selameti fehye o kabl el fiali fiilden evvel durur.
Ve biha, işte bu fiilden evvel olan istitaatle de yeteallegu teallük eder el hitabı hitab. Şimdi burada bir hitabın teveccühü var, bir de vücubun teveccühü var. Hitap hangi istitaate teveccüh eder? Selameti esbab vel alat ol, değil mi? Yani fiilden evvelki istitaati ona hitap teveccüh etti. Femen şehide minkumuş şehre fel yasum. Her kim Ramazan ayına hazır olursa oruç tutsun. Peki bir adam seferde değil, haste değil. Ona bu hitap teveccüh etti mi, etmedi mi? Etti. E kaldı bunun vücubi. Ertesi gün oruç tutacak. İşte oruç tuttuğu gibi öteki ikinci istitaatte bulunacak. İstitaat mealfiye. Fakat hitap teveccüh etti bir gün evvel. Geceliğin yarısı bir telgraf geldi ki acele İstanbul'a gel. Seni İstanbul'da acele istiyorlar. Mühim bir iş var. Şimdi sen de hitap teveccüh etmişti. Hemen şahide münkümüşer. Fakat ertesi gün hemen sefere çıktın. Çıktığın gibi hitap teveccüh etti ama vücub da teveccüh etti mi sana? Yok. Vücub sakit oldu. Niye? Çünkü vücub fiille beraber olur. Hitap teveccüh etti. Sen İstanbul'a şafaktan evvel harekete başladığın gibi misafir oldun. Misafir olduğun gibi hitap senden o hitap teveccühü sakit oldu. İstersen tut, istersen tutma. وَهَوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Cenab-ı Hak teklif etmez bir nefse illa kendi kudretinde olanı. Hele bilhasse bu mesela şeylerde çok namazlarda olur. Adam mesela evli oldu. Bir saat geçti, birdenbire Allah'ın merkezine adam ölüverdi. Evde vakti girdi, sen namazını kılmadın. Niçin kılmadın diye Cenab-ı Hak azap etmez ona. Niçin? Vakit geniş idi. Vakta sonunda vacip olur. Bu vakıta kadar yetişmedi, öldü. Öldüğünden dolayı Cenab-ı Hak bir nefse yüz önünde olmayan bir şeyi teklif etmez. Ondan sakit olur. Ve fealül ibad, kulların fiilleri halkullah, Allah-u Teala'nın halkıdır. Ve kesbün minel ibad, kullardan da kesiptir. Fiali kul kesbeder, Allah halkeder. Bu mütezileye reddiye. Çünkü onlar diyorlar ki hayrı Allah halkeder de şerri Allah halketmez. Allah'a şer isnat edilmez. Bir adam rakı içsin, zina içsin, ondan sonra da desin ki Allah halketti. Allah günahı sevmez ki onu halketer. Allah'ı göğe tenzih ediyorlar. Bu sefer halki kendisine, beşerin kendisini izafe ediyorlar Cenab-ı Hakk'ı tenzih için. Halbuki kesip başka, halk başka. Cenab-ı Hak kesbetmiyor ki onu. Haşa ve kella, o zinanın kasibi, o şeyin, rakı içmenin kasibi Allah-u Teala değil ki, bunun kendisi. Bunun kendisi kesbediyor. Fakat halk etmek bu kudreti ilahiye, o Allah'ın elinde. Cenab-ı Hak da halk ediyor. Bu uzun tabi, mütezilelerinden uzun uza diye münakaşeler var. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ. Cenab-ı Hak, evet, insanları teklif etmedi. Allah-u Teala, Cenab-ı Hak Hazretleri insanları teklif etmedi. اِلَّا مَا يُطِيقُونَ. اِلَّا takatlerinin yetecek olan şeyi teklif etti. Takatlerinin fevkunde olan bir şeyi Cenab-ı Hak teklif etmedi. وَلَا يُطِيقُونَ. Onlar da takat eden getiremezler. İlla ma illa ul bir şeye ki kellefehum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onları teklif etti. Cenab-ı Hak biliyor ki bu beşerin gücü şunlara yeter. Beş vakit namaza gücü yeter. Senede bir ay oruç tutmaya gücü yeter. Malının zekatını vermeye gücü yeter. Ömründe bir defa hac etmeye gücü yeter. Cihada gücü yeter. Onları teklif etmiş. Gücü yetmediği şekilde teklif etmemiş. Şimdi iki taraflı. Binaenaleyh Cenab-ı Hak insanın kudretinin yetmediği bir şeyi teklif etmez. Teklif etmiş olduğu bir şeyi de insanın kudreti yeter. Evet. وَهَوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ tefsiridir. Bu. لَا حَوْلَ. حَوْل. Havul kuvvet manasını. Ve la kuvvete, havul kuvvet olmadı illa billah, illa Allah ile oldu. Ne demek? İnsana gücü, kudreti veren, takati veren kim? Hazreti Allah.
Hazreti Allah o taqati veriyor da beşer de o ibadeti yapabiliyor. Ne kulu biz deriz. La hilete li ahadin. Hiçbir kimse için hile olmadı. Ve la harekete li ahadin. Hiçbir kimse için hareket olmadı. Ve la tahavvule li ahadin. Hiçbir kimse için tahavvül olmadı. En masiyetillah. Allah'ın masiyetinden. İlla bi me'unetillah. İlla Allah'ın yardımıyla. Allah'ın masiyetinden kaçmak için hiçbir kimsenin hilesi, hareketi, tahavvülü olamaz. Yani Allahu Teala'nın lütfu olmasa o günahtan kaçamaz. İlla Allah'ın yardımı olur, o günahı işlemez. وَلَا قُوَّةَ لَا حَدٍ Hiçbir kimse için kuvvet olmadı. عَلَى اِقَامَةِ تَاعَةِ اللّٰهِ Allah'ın taatini ikameye وَالسَّبَاتِ عَلَيْهَا Onun üzerine sebata illa bi tevfikillah, illa Allah'ın tevfikiyle oldu. Yani bir adam bir ibadeti yapacak, o kendiliğinden mi yapabiliyor? Yahut da onda sebat ediyor, o da Allah'ın tevfiki geliyor. Yok, cebriye değil, o adamın cüz-i iradesini sarf ediyor, o cüz-i irade kafi gelmiyor. Yalnız o cüz-i iradeyi sarf etti mi Cenab-ı Hak'ta lezzetlerinin tevfiki gelir muhakkak. Çünkü Cenab-ı Hak tevfikini kime veriyor? Cüz-i iradesini iyilike sarf edenlere veriyor. O adam, işte meselenin sırrı orada. O iradesini o tarafa niyet etti, sarf edecek ama fakat kuvvet, kudret hepsi Allah'ın elinde. Onun niyeti sebebiyle hemen Cenab-ı Hak Hazretleri tevfikini, yardımını yetiştiriyor onu. Ha, öteki adam, şer olan adam niyet etmiyor. O hayır yapmayı niyet etmiyor. Yetmediği gibi Cenab-ı Hakk'ın yardımı da gelmiyor. Kendi kendine hadi yapsın. Yapsın, yap bakalım. Mesela zengin bir adama ya zenginsin işte hacca git Erzurum'da diyorlar. Adamın niyeti yok hacca etmeye. Namaz kılmıyor. Hacca nereden gelecek ama zengin. Ya diyor ki ya giderim. Ne vakitte o Hicaz'a kar yağarsa kar yağdığı zaman gideceğim. Hicaz'a kar biliyor ki yağmıyor. Sıcak memlekete kar yağar mı? Yani meksedi ne? Yani hiç niyet etmemiş o. Hac etmeye niyeti yok. Allah'ın yardımı ona gelir mi? Gelmez. Niye? Niyeti yok. İşte cüz iradesini o tarafa sarf etmeye hiç düşünmemiş bile. Ama bir adam çıkmış. Hacca çıkmaya gelmiş. Bizim Sivaslı Sofi Hacı Derviş'in, yani Hacı Mehmet'in. Onun çok şeyleri var da birisinde epey hacdan 2-3 ay evvel çıkmış, Suriye'ye gelmiş, kilise tutmuşlar. Döndürmüşler, gerisin geri. Saçlı mı? Saçlı. Tutmuşlar, gerisin geri döndürmüşler. Oradan gitmiş Irak hududuna. Irak'a geçmiş, Irak'tan da tutmuşlar. Türkiye hududunda da tutmuşlar. Götürmüşler Hakkari'ye, sakalını, bıyığını tıraş etmişler, hapsetmişler. Mahkemeye vermişler, 40 gün oralarda kalmış. Sonra orada bir tanış polis çıkmış. Neyse oradan yapay kurtarmış 40-50 gün sonra bırakmışlar. Tekrar ikinci, üçüncü defa Irak'a vurmuş. Üçüncü defede gelmiş Bağdat'a çıkmış. Şimdi bak adamın niyetine bak. İlla azmetmiş gideceği. Vallahu Teala da birinciden muvaffak etmedi, ikinciden muvaffak etmedi, üçüncüden muvaffak etmiş. Bağdat'a gelmişler. Bağdat'tan hac mevsimi çölden gelecekler yaya. Hükümet yasak etmiş. Bunlar dinlememiş. Çıkmışlar Kerbela'ya. Gelmişler, Kufe'ye gelmişler, Kufe'de yakalamışlar. Bunlar gerisin geri Bağdat'a döndürmüşler. Tekrar oradan bir daha çıkmışlar, bir daha yakalanmışlar. İki defa, sonra paralarını soymuşlar, eşyalarını soymuşlar. Hac bitmiş yani, hacdan sonra gelecekler bunlar. Zaten hacda koymamışlar. Hacdan sonra üçüncü defa çıkmışlar, çöle vurmuşlar. Çölde de suları bitmiş, 2-3 gün yürümüşler, su yok. İlyas'la beraber artık ölüm tehlikesi gelmiş. Gece diyor, baktım ki artık her birisinin gözü müzü söndü. Bir de bir hindi var. Göz görünmüyor. Dil ağaç gibi olmuş, dönmüyor. Güneş doğarsa ölüm muhakkak. Yiyeceğimiz var fakat su yok. Arkadaşlardan ayrıldım, biraz ileri gittim. Yattım, kulağımı verdim ki bir taraftan köpek sesi, insan sesi gelir mi geceliğin? Baktım ki uzaktan bir ses geliyor, deve sürüyorlar. Dikkat ettim, baktım ses bize doğru geliyor. Ha, bir de baktım ki 50-60 deve, 2-3 tane adam önüne katmış, yıldırım gibi sürüyorlar.
Karşılarına çıktım, konuşamıyorum diyor, işaret ettim, su kabını gösterdim. Anladılar. İkisi develeri süratli sürdü, birisi devenin birisini hemen alacağıyla eyledi. Çar çabuk hemen suyun ağzını açtı, benim kırbayı doldurdu, hiç konuşmadı diyor. Hemen sürdü, o da gitti. Neyin nesi, ne götürürler, niçin süratli gidiyorlar, bilmem diyor. Fakat bir suyu aldım, ondan sonra arkadaşlara getirdim. Azar azar, azacık ekmek, hurma, azıcık su. Birdenbire suyu versen ölür. Derken onları bir parça yedirdim. Haydi senin de yürüyelim. Fakat çöl bir aylık. Sen onun aldığı su çok geçsin, iki gün, üç gün geçsin. Fakat ezme bak, illa gideceğim diyor. Kolayse bir gün daha yürüyorlar. Ertesi gün bir araba, kamyon tesadüf ediyor. Hurma getiriyor Suudi'ye. O arabayı İkinci seferlerinde yine tesadüf etmişler de o arabayla gerisini geri çevirmişler bunları hüduttan. O da kuma batmış, kurmaları indirmişler, bindirmişler, arabacı tanıyor. Bunları gördüğü gibi merhamet etmiş, bunları almış, kurmaların ortasına bir çukur yapmış, bunları oraya koymuş, yorgan da üzerlerini örtmüş, kurmaların arasında hüduda getirmiş. Hüdutta gelmişler kontrola, ne bu hurma, bu kim, benim şoförüm, muavin demiş. Ya aç bakalım, ya uyatıyor, uyur değmeyin demiş. Halbuki üç kişi bu. Bir kişi yerine sokmuş. Kolası açtırmamış, oradan geçirmiş. Mesele uzun. Şimdi azmeyi misal veriyorum. Bunlar iyiliği niyet etmiş olduklarından dolayı muhakkak Cenab-ı Hakk'ın meuneti, tevfiki geliyor. Hiç gelmeyen bir adam, arzu etmeyen bir adam, Hicaz'a kar yağsın da ben hacca gideceğim diyen adama meunet, tevfik gelir mi? Gelmez. Sonra ibadette sevap, o da Allah'tan. Bir adam niyet eder, ibadete başlar, bir de onda usanmamazlık, usanmayacak, devam edecek. O da Allah-u Teala'nın bir lütfu. Yalnız o adam isteyecek, Allah da lütfünü verecek. Allah, bizde kaba bir tabir var. Cenab-ı Hak yağmumu isteyene yağmumu verir, balmumu isteyene balmumu verir. Yani illa istemek var. Üdûûni estecib leküm. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki, siz isteyin, ben vereyim. Sonra Cenab-ı Hak istemede ilhah edenleri sever. Her kim duada ilhah ederse ya Rabbi illa ver, ya Rabbi illa ver, Cenab-ı Hak bunu sever. Beşer gibi değil. Gelse birisi senden bir sadaka istese, biraz sonra bir daha gelse, biraz sonra bir daha gelse, kızarsın ya, ne işte şimdi verdim. Cenab-ı Hak böyle değil. Ne kadar istersen o kadar Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Ne kadar istersen o kadar hoşuna gider. Kerim. Bir Kerem'in bir şeysini anlatayım. Bizim Erzurum'da bir zat var idi. Kim ondan sadaka isterse kızardı. İsteyenden dilencidir der, isteyene vermezdi. Birisi de deseler ki filan adam fakir. Ama kimseden bir şey istemez. Gider ona bir şey verir. Para bir şey verir. Bu adam müstehani görünür. Ya, almam derse illa onun bir misli daha verecek. Bu sefer baktı ki ha, bu adam müstehani. Bir daha verir. Adam yeter dedikçe o gene verir. İstemem dedikçe yine verir. Tebiatı o. Ne kadar istemem derse o kadar hoşuna gider. Verir. Yok ver derse de bitti, daha vermez. Şimdi acayip adamlar. Şimdi bir isteyene vermek var. Bir de istemeden vermek var. Bunların ikisi bir değil. İsteyene vermek, bu nedir? Buna cevat derler. Sehe adam. İsteyene veriyor. Fakat adamın ihtiyacı var, istemiyor. İstemeden sen ona verdin. Buna da kerem derler. Cenab-ı Hak ekremül ekremin. Kerimlerin kerim. Onun için ne kadar istersen aman iste. Hatta zatın birisi diyor ki, ben namaz kılarken iğneyi teli bile Cenab-ı Hak'tan isterim. Yani her şeyi Cenab-ı Hak'tan isterim. Yani hakikaten Cenab-ı Hak el iğne mi getirip ona verecek? Yani ihtiyacı olursa, ne ihtiyacın olursa iste. Bu manaya değil ki namazda gelin de iğne tel isteyin. Yani bu her ufağı büyüğü Allah'tan isteyin manasını. Ve kullu şeyin yeciri. Vallahu teala alemu sallallahu aleyhi ve sellem.